Efendim anne. Baskın. Koray. Feriha ileymiş. Zehirlenme tablosu ama kaynağı bilemiyoruz. Ambulansı çağıran arkadaşı şokta. Konuşun. Acil toksikoloji raporu istiyorum. Acil. Peki efendim. Oğlum ne diyeceğiz biz? Biz kızı yemekte sanıyoruz, şu başımıza gelene bak ya Rabbim ya Resulallah'ım, Allah'ım. Cansu! Durun Cansu. Efendim. Cansu ne oldu orada? Yapmayın. Cansu konuşsana. Sakin olun. Ne oldu orada? Mehmet, Mehmet gelene doktor çıktı, doktor. Gel. Eğer çıkarsa zaten yarın gider erken olacağız. Hangi hastaneye yakınsınız? Beyefendi. Beyefendi. İkisi de hiçbir şeyim değil. Hala sen bunların Cansu'larda olduğundan haberin var mıydı? Ya ne işler çeviriyorsunuz anlamadım ki. Oğlum neden haberimiz olacak bizim? Ha bu Cansu'lara, Cansu'yla yemeğe gideceğim diye babandan izin almış. Oh, ben nasıl söyleyeceğim abime şimdi, ben ne diyeceğim? Vallahi yeğenine güvenip getiren sensin hala. Sen git konuş. Anne. Anne ne oldu? Ah kızım sorma, yandık biz. Cansu. 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 Bak benim. Lara. Cansu neden bir tepki vermiyorsun? Cansu ne oldu böyle size ya? Cansu bir cevap ver. Ya Hatice teyze ne oldu? Ya Cansu hiç bir şey söylemiyor. Vallahi Lara kızım bilmiyorum ki, bu Cansu Güler'e yemeğe gittiler. Biz de anlamadık ne olduğunu, geldik buraya işte. Neyse. Cansu konuşmuyor. E peki polisle alaka anlamadım. Cansu, Feriha ve Emir. Üçü aynı anda hastanedeler. Bu nasıl oluyor? Emir ile Feriha Cansu'larmış. E hiçbir şey anlamıyorum ya. Doktorla konuşabildin misin bari? Önce gıda zehirlenme istediler. Şimdi hiçbir şey söylemiyorlar. Zehirlenme? Zehirlenmişler mi? Saçmalık. Ne zamandır polis gıda zehirlenmelerine bakıyor? Hem Emir ve Feriha Cansu'la yemektelerse, Cansu neden zehirlenmemiş? Şaka yapıyorsun. Ne? Fare zehri. Ne alaka? Lara? Bu sarı kız ne arıyor burada? Şey anne, Koray'ın arkadaşları bize gelmişlerdi. O da geldi. Bunu arkadaşlar mı sayıyorsunuz? Kız gitsene kocanın yanında dursan. Ne burada bekliyorsun? Şu kafandakinden çıkar. Vallahi benim bile içime sıcak bastı. Yok anne, iyiyim ben böyle. Kız çıkarsana şunu kafana. Anneciğim iyiyim. Şş, bu ne kız? Mehmet kardeşin nerede?
Abi, bunların yedikleri bir şey dokunmuş. Ya doktor da dedik önemli bir şeyleri yok. Seninle ben istersen eve gidelim. Bak bu da Seher'le Mehmet bekler burada. Kuşsun da var. Ha? Yok yok, iyiyim ben. Yahu hastanelik olacak kadar neydi ki bu? Doktor nerede? Ben bir doktoruyla görüşeyim. Oğlum. Oğlum nerede? Koray, Hande neler oluyor? Ünal abi doktor bir çıksın konuşuruz tamam mı? Yine o kız yüzünden. Yine onların kızı yüzünden. Dur, dur, dur. Ne işi var bunların burada? Feriha'yla ne ilgisi var bunların? Feriha Sarrafoğlu'nun ailesi burada mı? Feriha ne? Feriha Yılmaz olacaktı efendim. Ben babasıyım da. Yılmaz kızlık soyadı mı? Memur beyler kimliğinden bakmıştı da. Nasıl yani? Önemli değil efendim. Üzerinde kimlik yok da işinin soyadıyla sorduk. Herhangi bir alerjisi var mı? Birkaç sorumuz var da. Oğlum evlenmiş. Oğlum o yalancı kızla evlenmiş. Bırak! Bırak Koray! Başardınız. Sonunda kızınızın hayatını kurtardınız. Ya sen nasıl bir kadınsın be? Sen nasıl bir kadınsın be? Görmüyor musun adamın halini? Ha? Hep yalan söyledi. Kapıcı kız olduğunu sakladı. Utandı. Sizden hep utandı. Ama siz yaptıklarınızdan utanmadınız. Anneciğim, ne demeye çalışıyorsun sen kadın? Bırak bu ayakları Rıza Bey. Kızının yalanlarından haberin yok muydu senin? Sen ne demek istiyorsun be adam? Benim kızım en büyük yalanı bana söyledi. Senin oğlumla evlendi. Kızın o evliliği yapmak için bir yıl boyunca uğraştı. Oğlumu ayakta uyuttu. Babamın otelleri var diye. Ne için? Sırf bu evliliği yapabilmek için. He? Hayatınızı kurtarabilmek için. Herkes sakin olsun lütfen. Yoksa hepinizi dışarıya çıkartmak zorunda kalacağım. Emir! Tamam. Aysun. Aysun oldu tamam. Tam zamanında yetiştirmişler. Hastalarımızın hayati tehlikesi yok. Uzunca bir süre serum takviyesi alacaklar. Biraz sonra normal odalarında yanlarına gidebilirsiniz. Fakat bu geceyi uyutularak geçirecekler. Yürü, yürü. Eve gidiyoruz. Abi, Feriha. Thank you.
Ben bir kahve alacağım ya. Ben de seninle geliyorum Kore. Ailesi gitti. Kuzeni sadece kocasını benimle yalnız bırakmamak için kaldı. Ve sen hala buradasın kaptan. Gerçekten aşkına saygı duymak üzereyim. Sen de buradasın. Ben de sana mı saygı duyayım Hande? Ben arkadaşım olan Emir için buradayım. Birlikte büyüdüğüm Emir için. Ve ikimiz de aynı durumdayız. İkimiz de evlilikleri için acı çekiyoruz. Yanılıyorsun. Ben evlilik için acı çekmiyorum. Yapma kaptan. Feriha'nın Emir'le evlenmesinin canını acıtmadığını söyleyemezsin. Evet söyleyemem. Hala aynı. Ne eksik ne fazla. Sizi gördüm Feriha. Gördüm ama hiçbir şey söylemedim. Sadece izledim. Emir. Emir. Feriha. Emir nerede? Canım gir koluma. Feriha. Emir nerede? Emir'eyim, merak etme. Sizin yerinizden kalkmamanız gerekiyordu. Emir nerede? Lütfen bakın. Benim onu görmem lazım, dönmem. Hanımefendi. Feriha, benim sana bir şey söylemem lazım önce, bak. Feriha. Gizli saklı amacına sonunda ulaştın değil mi Feriha? Çekilin önüne. Senin yüzünden oğlumun başına daha neler gelecek? O iğrenç yalanlarınla ruh hastası arkadaşını benim oğlumun başına sardın. Emir'in başına ne geldiyse hep senin yüzünden oldu. Şu an orada senin yüzünden yatıyor. Çekilin önümden lütfen. Sakın kendine bu kadar güvenme Feriha. Çünkü evliliğinizin bizim gözümüzde hiçbir değeri yok. Ben Emir'i göreceğim. Şimdi. Emir. Efendim anne. O içeride, biz dışarıda. Göğsünü gere gere oğlumun yanına gitti. Mehmet. Bak babanın yüreğine inecek. Yani sonuçta olan oldu değil mi? Yani bunlar evlendi. Yani bu çocuk bizim akrabamız oldu, damadımız oldu. Ya ben diyorum ki bak bir hemen sinirlenme. Şimdi artık ne davamız kalır, ne bir husumet, ne bir anlaşmazlık. Yani bu evlilik bizim işimize yarayabilir ha? Bir de böyle düşün. Ne diyorsun lan sen? Mehmet. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun lan? Lan şerefsiz miyiz biz? Ha? Şerefsiz miyiz biz? Şerefsiz miyiz biz lan? Ha? Şerefsiz miyiz? Mehmet! Kendine gel! Kendine gel dedim sana! Manyak! Manyaksın sen biliyorsun değil mi? Ne yapacaksın artık ha? Evlendi Feriha, kocası var. Ne yapacaksın? Dövebilecek misin bir daha onu? Ya gücün bana yetiyor değil mi Mehmet? Sus lan! Thank you.
Bir türlü inanamıyorum. Ne kadar hasta olursa olsun nasıl onları öldürmeye çalışabilir? Fare zehrini gördüğümde şaşırmıştım. Ama böyle bir şey yapacağı aklımın ucundan bile geçmezdi. Bu kimin aklına gelir ki? Üstelik bu olanlarda kendini suçlayacak son kişi bile değilsin. Ha, kendini suçlaması gereken kişi benim. Öyle mi Tülin? Ben böyle bir şey söylemedim. Ama ima ettin. Öyle ya. Burada kendini suçlayacak benden başka kim var ki? Kendini suçlu hissediyorsan eminim bunun için bir sebebin vardır. Hayatım, ifadeni verdin. Yapman gerekeni yaptın. Hadi gidelim. Haberleşiriz. Biraz alıngan değil misin sence? Alıngan mı? Ben Tülin'in beni suçlamaya çalıştığının farkındayım. Ama arkadaşın değil mi o senin? Bülent, şu anda gerçekten hiç sohbet havamda değilim. Beni yalnız bırakmadığın için teşekkür ederim ama artık gitsen iyi olur. Ne oldu? Avukatım sizi bilgilendirecek. Cansu ifade vermiyor. Konuşmuyor. Cansu'nun doktoru da birazdan burada olacak. Psikiyatrik dengesinin yerinde olup olmadığına o karar verecek. Bunlar ne anlama geliyor? Mahkemeye çıkmadan bir şey söylemek güç. Ama cezai ehliyeti olmadığı ortada. Yani hapis cezası yerine bir kliniğe mi kapatılacak? Ben her şey bitti sandım. Tamam, hiçbir şey bitmedi. Doğru. Her şey yeni başlıyor aslında. Artık evli olduğumuzu biliyorlar. Gülsüm'den başka kimse yok burada. Ne olduğundan haberim yok ama hiçbir şey hissetmiyorum. Onlara hayal ettiğimiz gibi söyleyemediğimiz için üzgünüm. Ama bir yandan da artık herkes her şeyi bildiği için mutluyum. Doktorunuz birazdan uğrayacak. Sizi artık odanıza alalım mı Feriha Hanım? Unutma. Bugün her şey yeniden başlıyor. Herif ya, hale bak. Bir daha konuşursam onunla iki olsun. Fitil fitil getireceğim burnundan. Kız evlendi gitti. Hala neyin derdindeyse. Bu gücü bana yetiyor. Hayır, sonuçta evlilik de yani kutsal bir müessese değil mi? Teşekkürler. Hallederim ben. Ben sana bir şey olacak diye çok korktum Feriha. Ben sana haksızlık ettim. Çok üzüldüm. Özür dilerim. Olsun, önemli değil. Boş ver. Feriha, bir şey söylesene. Bak, ben çok üzgünüm. Sen benim kardeşim sayılırsın. Olsun, boş ver. Sen bana bile söylemedin. Önce babama söyleyecektim.
Herkesten önce. Doğru zamanı bekliyordum ama elime yüzüme bulaştırdım yine. Her şeyi başkalarından öğrendi değil mi? Feriha şimdi baban sadece evlendiğinizi değil, yalanları da öğrendi. Sana bir şey olmadığı için şükretmekten başka bir şey yapamıyorum oğlum. Sana bir şey söylemeyeceğim. Sen öyle büyük bir hata yaptın ki bana yapacak bir şey bırakmadın. Kalmadı. Emir, beni duyuyor musun? Anne, ben senin şaşkınlığını anlıyorum. Ama sen de beni bir dinle, anlamaya çalış. Sen bana bize söyleyeceğin her şeyi yaptığın bu akıl almaz evlilikle söyledin zaten. Sen kendine de bize de neler yaptığını farkında değilsin. Bak, böyle öğrenmeni istemezdim. Gerçekten istemezdim. Ama bana başka bir şans bırakmadınız. İkiniz de o kadar delirmiştiniz ki. Başka şansımız yoktu. O kadının seninle gizlice evlenmekten başka hiçbir şansı yoktu. Anne, şu an ne ben konuşacak durumdayım, ne sen beni dinleyecek durumdasın. Ben seni dinlemeyeceğim oğlum. Ben seni dinlemek istemiyorum Emir. Nasıl kandırıldığını, hayatını nasıl kendi ellerinde mahvettiğini bir an olsun dinlemek istemiyorum ben. Anne, zaten birbirimize yeterince şey söyledik. Daha fazla birbirimizi kırmayalım. Biz evlendik. Ve buna saygı duymak zorundasınız. Saygı? Sen kendi soyadına saygı duymayan adamsın. Bir yalancıya, bir dilenciye soyadımızı layık gördün. Bana istemediğim şeyler söyletme baba. Sen sahtekar. Yeter. Asla gerçek bir sarrafoğlu olamayacaksın. Hileyle, hurdayla aldığın soyadımı senden geri alacağım. Emir'in kurtulmasına sevinemediler bile. Ruh hastası Cansu. Ya zavallı bir saplantı zannediyordum. Bizimkisi öldüren cazibe çıktı. Sen ne diyorsun ya? Benim gözüm onu ilk baştan beri tutmamıştı zaten. Nasıl böyle bir şey yapabilir? İnanamıyorum ya. O cezasını çekecek. Asıl bizimkiler ne yapacak bilmiyorum ben. Ya Mehmet abi bir delilik yapacak diye çok korkuyorum. Neden bir delilik yapsın ki? O Mehmet abin. Zamanında çektiği bıçağı siz evleniyorsunuz diye indirmedi mi? Hande, tamam yeter, sırası değil gerçekten. Bence tam sırası. Sen evlendin, namusunu kurtardın Gülsüm. Sizin orada evliliğin adı bu değil mi? Feriha da aynısını yaptı. Onun da namusu kurtuldu. Sizin aileniz daha ne istiyor? Hande, tamam hadi. Hande, yeter artık. İyi. Üzmeyelim zavallı karını. Neyse. Ne yapacaklarmış? Apartmana geri mi dönecekler? Yok. Bence dönemezler. Bize gelin diyeceğim. Süper. Çok iyi bir dörtlü olacaksınız. Hande, yapma lütfen bebeğim ya. Emir. Geçmiş olsun Feriha. Sanırım tebrik de etmeliyim. Sağ ol. Hadi hep beraber bize gidelim. Hayır. Biz eve gideceğiz. Alo Gülsüm. Taburcu oluyorlar anne. Hı, iyi kızım. Ya sonra konuşuruz.
İyi miymiş bizim kız? İyi kalkmış. İyi iyi şükür. Hayır bu Cansu da yani bizimkileri niye zehirlediyse. Yani tamam böyle Emir'e falan takıktı ama hayır, harbici manyakmış. Feriha dün geberseydi de o duyduklarımızı duymasaydı. Ay yuh yani Mehmet sen de yuh. Yok artık. Hayır evlendiler artık diyorum yani bitti geçti tamam uzatma. Hayır biz de diyorum acaba etrafı falan mı toparlasak ha ne bileyim belki el öpmeye falan gelirler. Bunlar şimdi yukarıda oturur değil mi? İyi iyi yine gözümüzün önünde olurlar. O ağzını açmayacağım bir daha. Açmayacağım. Bu ortaklığı daha fazla sürdürmeyi düşünmüyorsun herhalde Ünal. Oğlumuzu öldürmeye çalışan bir ruh hastasıyla daha fazla çalışmayacaksın değil mi? Bu konuda bir şeyler yapacağım merak etme Ayşe. O ruh hastası kız Emir'in fotoğraflarını biriktiriyordu. Kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğim. O kızın takıntılarıyla ilgili oğlumu uyarmalıydım. Hoş, uyarsam ne olur? Oğlum beni hangi konuda dinledi ki? Ünal ne yapacağız biz? Emir yaptıklarının cezasını çekecek Aysun. O ne kadar ileri gittiyse ben de o kadar ileri gideceğim. Ve onu evlatlıktan reddedeceğim. Bakalım o küçük şırfıntı o zaman bu evliliği ne kadar devam ettirecek? Şu halimize bak. Oğlumuz ölümden döndü. Bu kız oğlumuzun hayatına girdiğinden beri bu kaçıncı? Biz burada... Onun yaptığı gizli saklı evlilik yüzünden oğlumuza keseceğimiz cezayı düşünüyoruz. Emir'e ne ceza kesersek keselim, o paçavra kızın adının arkasında soyadımı duyduğum anı unutamıyorum Aysun. Biz yenildik Ünal. Biz yenildik. O kadın kazandı. Ya baba bırak şunu Allah aşkına ne yapıyorsun ya? Abi vallahi çok utanıyorum ya. Ya sen bu halde bu işleri yapıyorsun sanki biz yokmuşuz gibi. Ya bu ilişmeyin bana. İyiyim ben. Hem ben kendi işimi de her bir işi de yaparım. Abicim tabii yaparsın onu demek istemiyorum da. Hani ben dururken senin yapmam böyle ne bileyim ayıp oluyor. Ya sen karşı apartmana geç. Kendi işine bak Hatice. Karışma bana. Mehmet sen de kendi işine git oğlum. Sana da bu yakışırdı. Telli duvaklı gelin olmak değil. Böyle gizli saklı evlenmek. Çıksana yukarı. Hı? Hak ettin o yukarıları. O söylediğin yalanlarla. Baba. Elini öpmeye geldik baba. Senin yerin artık kocanın yanıdır. Allah mesut etsin. Namusunu kurtarmışsın ama söylediğin yalanlarla ezip geçtiğin babanın gururunu hiçbir zaman kurtaramayacaksın. Allah seni affetsin. Baba, söylediğim yalanlardan en çok ben utandım. Kendimden utandım. Ne kadar acı çektiğimi anlatabilirim ama bunları niye yaptığımı anlatamam. Ne kadar anlamsız olduğunu ben de sonra anladım.
beni affet diye yalvarabilirim sana. Ama kendimi savunamam. Sadece evliliğimi savunabilirim baba. Ben çok sevdim baba. Çok sevildim. Böyle evlenmeyi ben de istemezdim. Ama elimden başka bir şey gelmedi. Baba ne olur bak bana. Ben yaptıklarımın bedelini ödedim. Böyle kabul et. Ne olur hep birlikte yeniden başlayalım. Ben sana bir kez elimi uzattım Feriha. Ama artık senin yerin o kocam dediğin adamın yanıdır. Ve artık senin ondan başka ailen yoktur. Baba. Geçti kuruldu sonunda tepemize. Feriha Hanım oldu. O bizden utandıysa biz ondan bin utandık be. Heves heves. Kursakta kalan hevesten kork derdi annem. Gelsin görsün hevesini alan kızına şimdi. Mehmet sus artık. Allah aşkına sus artık.